Efendim, yeğenleri burada biliyorsunuz. Filiz, Bora ve Mustafa Oturak. Özür dilerim. Aygül Oturak ve Mustafa Oturak burada. Dayısıyla aynı ismi taşıyor Mustafa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi yavaş yavaş insanlar konuşmaya başladılar. Bu arada bunu söyleyeyim. Ama mesela Ercan diyoruz. Yer gök şu anda herkes duydu bu olayı. Ercan'la çünkü en son buluştuğunu biliyoruz. Ercan, yani taştan ses geliyor. Ercan'dan henüz bir ses gelmedi. Bugün yeni iki tane isimle siz de tanışacaksınız. Duyacaksınız bu isimleri. Belki tanıyorsunuz, belki tanımıyorsunuz, bilmiyorum. Ama ekibim yine Kütahya'da, oradan canlı yayın yapacaklar ve bazı bilgilere, yeni isimlere de böylece ulaşmış olacağız. Efendim, şimdi o gün bir hurda teslimatından bahsediliyor. Deniyor ki gitti Gökçeler köyüne, köyündeki bir şeyde, kavşakta bir bekçi kulübesinde çay içiyordu. İşte 00:10'da telefon geldi. Bu telefonun üzerine de Ercan'la buluştu. Zaten 00:10'dan sonra telefon sinyali kesildi. Ercan dedi ki tekrar bekçi kulübesine doğru gitmedi. Hastane yönüne doğru gitti dedi. Hastane o zaman yokmuş herhalde, değil mi? Var mı? Yeni hastane yoktu. Ama orayı işaret etmiş. Yani biz demiş burada buluştuk ama sonra bekçi kulübesine doğru yönlenmedi. Galiba şöyle bir yeri kastediyor. Evet, hastane yönüne gitti diyor. Öyle olmuş olsaydı aradan biraz vakit geçmesi gerekirdi. Yani bu sinyal 00:10'da değil de 00:20'de kesilmeliydi. 00:25'de tabii kesilmeliydi. Oysa son buluşulan ve konuşulan noktada kesildi. Onun için o tarafa gittiğinin pek bir kıymeti şu an için görünmüyor. Tabii. Ve bir hurda teslimatı yapıldıysa eğer Fırıldak Mustafa'ya, öyle bir araba da bulunmadı, öyle bir yük de bulunmadı sonrasında. Hiçbir şey bulunmadı. Araba evdeydi Serap Hanım. Serap Hanım. Şimdi araba evdeydi, oraya evet geleceğiz. Onlar çok önemli. Söyle Mustafa. Bir de düzeltme yapayım ben. Dün demiştim ya o araya, eğer dediği gibi o araya girse bile oradan hani hastane de yoktuydu o zaman için. Hiç araç geçmez. Yani geçen hani saysam belki 1-2 olurdu. Bir de gecenin yarımında belki de 12'si de hiç kimse mümkün değil geçmiyordu. Yani Ercan'ın işaret ettiği nokta çok ölü, kör bir nokta. Gece yarısı incin top oynayan bir noktaydı. Evet, şu anda bir hastane var ama o gün yoktu. Bu arada hurda arabası evde. Hurda taşıdığı araba evde bulundu. Bir de ben Ercan için bir şey söylemek istiyorum. Bu kadar hakkında ağır iddialar var. Bir de kanıtlarla desteklenen ağır iddialar var ve kaçıyor, konuşmuyor. Sükut ikrardan gelir. Demek ki iddiaları kabul ediyor diye düşünüyorum bir ben. Bir de bir şey konuşmamasın söyleyebilir miyim? Başka ne manası evet var? Dayım yani çok telefonla konuşan bir insan değil. Yani uzun uzun konuşmuyormuş. Uzun konuşmaz ve çok hani aramaz kimseyi. 3 kez aynı gün niye arıyor ve o saatte dayımın uyumadığını biliyor bu kişi. Hurda bahaneydi. Araç, el arabası evet bu. Bununla hurda taşıyormuş efendim. Bu Ercan da bakkal şeyde, Gökçeler köyünde şişeler vesaireler, yağ tenekesi, kutusu, bir şeyler biriktirip veriyor. O gün size şunu da söyleyeyim. Bekçi kulübesinde çay içtiği Cengiz var ya, Cengiz Bey bize konuştu aslında muhabirimizle. Fakat 2 gündür telefonlarını kapattı ve bizimle canlı yayında telefona bağlanmıyor. Cengiz Bey, sizi kim susturdu? Neden susuyorsunuz? Önce onu bir söyleyin. Çünkü bir şeyden bahsediliyor ya, hurda teslimatından. Eğer öyle bir şey olsaydı bu araba, bu hurda taşıdığı araba evde olmazdı. Tabii. Evde bu araba. Ve gece neden? O gündüz saatlerinde görüşmüş 3 kez, 2 kez daha önce görüşmüş sabah sularında, öğle sularında. O sanki bir randevulaşma, bir buluşma ayarlama, gel senedi getir paranı vereyim tarzında bir teyitleşmedir bence. Acaba sabah Ercan için o mi? Yoksa muhtemelen ikinci ya da üçüncü şahıslar Ercan'ın arasındaki samimiyeti biliyorlardı. Bir çağır buraya mı dendi? Bu da bir soru işareti. Benim kafama şurada takıldı. Cengiz'i kim susturduysa katil odur demek lazım burada. Niye sustursun? Cengiz neden konuşmuyor? Yoksa Cengiz'e kalacak konuşmazsa. Belki de dayım oraya gitmedi, Cengiz'in yanına gitti. Onu da bilmiyoruz. Tabii işte yani Cengiz konuşmazsa kendi suçlu ya katili koyuyor. Yani. Çünkü Cengiz Bey'e sizin söyleyeceğiniz şey bize şu. Evet geldi, evet çay içtik, yarıda bıraktı.
geleceğim bu çayı dökme dedi. Sonra gitti. Bunları soracağız size. Belki sakıncası var. Bu neden yani, telefon kapatmaya şey sebep olsun ki? Şimdi bugün iki isimle isim duyacaksınız demiştim. Ben bir Kütahya'ya döneceğim şimdi. Muhabirimiz Murat'la bir merhabalaşalım. Şu 24 saat içinde ulaştığı bilgilere bir alalım. Bir de yanında sürpriz bir konuğu var. Bir köylüsü, bir oralı bir kardeşimiz bu konuyla ilgili konuşmaya karar verdi. Bildiklerini anlatacak. Murat'cığım önce seni dinleyelim. Sonra konuğumuzun adını alayım. Özgür Bey bugün konuğumuz olacak Serap Hanım. Öncelikle iyi yayınlar. Teşekkürler. Şunu söyleyelim. Mustafa Erden nerede, başına ne geldi bunu araştırmaya devam ediyoruz. Tüm bu sorulara cevap bulmak üzere SİMAV'da araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi iki önemli isim vardı. Şu ana kadar geldiğimiz noktada iki önemli isim vardı. Ercan ve Cengiz Bey son görüştüğü kişiler olarak bildiğimiz ki en son telefon sinyali kapandığı noktada Ercan Bey ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Dün bu güzergahı anlatmıştık biz izleyicilerimize ve daha sonra Ercan Bey'in iddiası tam farklı bir yönden Mustafa Bey'in gittiğine yönündeydi. Ama şu noktayı belirtmek istiyoruz. Siz de az önce ifade ettiğiniz Cengiz Bey'in yanından kalkıp gidiyor ve çayını yarı bırakarak kalkıp gidiyor ve tekrar döneceğini söylüyor ve bir daha Cengiz Bey'in yanına da gitmiyor ve saatten sonra da Mustafa Bey'i gören yok. Tabii ki Cengiz Bey çok önemli. Biz Cengiz Bey'le dün bir görüşme gerçekleştirdik. Cengiz Bey bunları anlatacağını söyledi. Evet yanıma geldi, çay içtik. Daha sonra telefonu çaldı ve gitti dedi. Bunları anlatacaktı ama her ne hikmetse iki gündür Cengiz Bey'e ulaşamıyoruz. Telefonu kapalı, kendisi şehir dışında olduğunu söylemişti. Ercan Bey de yine aynı şekilde iletişim kuramıyoruz kendisiyle, görüşemiyoruz şu an için. Bunu söyleyebiliriz ama Cengiz Bey burada gerçekten kilit noktalardan bir tanesi. O gün son görüşen kişi olarak Cengiz Bey'i de söyleyebiliriz. Kilit noktada olan biri ama iki gündür dediğimiz gibi kendisine ulaşamıyoruz. Bugün özellikle Özgür Bey'in de anlatacakları çok önemli bilgiler var. O da yayınımıza katılarak bu bilgileri aktarmak istedi. Peki Murat'cığım teşekkür ederim. Cengiz Bey'e şunu da söyleyeyim. Cengiz Bey bize telefonlarınızı kapatabilip iletişimi koparabilirsiniz ama bu dosya artık cinayet büroya geçtiği için sizin de muhakkak ki ifadenize, tanıklığınıza başvurulacak. Bize telefon kapatabilirsiniz ama emniyete kapatamayacaksınız. Şehir dışında olmanız da telefon görüşmenize engel bir durum değil. Allah'a çok şükür her yerde dağ başında da telefonla görüşme sağlanabiliyor. Özgür Bey siz nerelisiniz? Serap Hanım kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Kütahya Simav, Çay Simav köyündenim ben aslen. Ama doğma büyüme Simav merkezde ikametgah ediyorum. Mustafa'yı kaç yıldır tanıyorsunuz? Fırıldak Mustafa'yı. Yaklaşık en az bir 25 senedir tanırım kendisini Mustafa abi. Benden bir yaş büyüktür zaten. Peki şimdi sizin anlatmak istediklerinizi önce alalım. Şimdi mesela Fırıldak Mustafa etrafına borç veriyor, senetler alıyor, efendim bunları tahsil ediyor ya da edemiyor, edemediğinde problem ediyor mu ve kavgacı bir kişiye dönüşüyor mu mesela? Ya Mustafa abi bir kere takıntılı bir abimizdi. Örneğin sevdiği insanlara çay söylerdi ama bir 5 lira, bugünkü 5 TL'yi vermezdi yani. Sadece gerçekten çok sevdiği kişilere para verirdi. O da saysanız 8-10 kişidir en fazla. Özellikle zaten bu para transferinin olduğu kişiler bir tespit edilirse, ki ben bugün bir tanesinin ismini vereceğim sizlere. Zaten bunlarla belki ufak ufak bir şeylerin ucundan tutup belki de sebep oluruz diye ben yayına bağlanmak istedim. Peki isterseniz şöyle yapalım Özgür Bey. Önce Ercan'la başlayalım. Çünkü yani son gören kişi olduğunu düşünüyoruz. Telefon sinyali de zaten onun hemen köyün yakınında geldi ve o kavşakta da buluştular. Bunu bekçi Cengiz Bey zaten doğruladı. Bu emniyetin de bildiği bir konu. Bu Ercan evet. Bey'i nasıl bilirsiniz? Ercan'la Mustafa'nın yakın bir dostluğu var mıydı? Ercan'la para alışverişi olmuş olabilir mi? Ercan'ın Fırıldak Mustafa'dan borç para alacak kadar durumunda bir şey var mıydı? Zayıflık var mıydı? Şimdi şöyle söyleyebilirim, ben aralarındaki samimiyeti ve para ticaretinden hiçbir bilgim yok. Benim daha yıllar öncesi, çok bayağı eski zamanda abi diye bir abimizle çok böyle para alışverişleri yaparlardı. O parayı da hatta
ödemediğini de çok iyi biliyorum. Bu sebepten çok tartıştıklarını da biliyorum. Şimdi bu bahsettiğim şahıs da Murat Ünver köyünden. Bizim Gökçelerle yan yana bir köy diyebilirim size. Bir dakika, bir dakika. Olarak. Özgürcüğüm bir dakika. Şimdi ben önce şuraya şu anda ismini verdiğin kişiyi yazıyorum. Soyadını söyleme lütfen. Soyadının baş harfini söyle. Halil Denizli'nin D'si. D. Bununla bir dakika aile tanıyor mu? Tanıyoruz. Tanıyorsunuz. Bu kişiyle çok fazla para alışverişi olmuştu ve burada sorun yaşamıştı diyorsun. Doğru mu anlıyorum? Evet, ben de çok kez şahit oldum. Hatta birbirlerine böyle sözlü sataşma, kırıcı olduklarını biliyoruz. Ve hatta bu para ödenmedi diye de biliyorum. Çünkü ben en son Simal depreminde beraber oturup çay içmiştik Mustafa abiyle biz. Bir daha da görmedim zaten. Özgür, yani, bu kişi Halil D. Gökçeler köyüne yakın bir köy dedin. Adını söyler misin lütfen? Köyün ismi Murat Ünver köyü diye geçer eski Murat adıyla. Murat Ünver. Şimdi de mahalle olarak geçiyor. Simav'ın mahallesi olarak geçiyor. D'de yani. Var. Murat Ünver. Murat Ünver. Evet. Evet, Murat Ünver mahallesi. Mahalle olarak geçiyor aslında. Tabii ama köydür yani hani. Peki Gökçelere ne kadar mesafedir? 2 kilometre mi? 1 kilometre mi? Yani şöyle söyleyeyim, güzergahları aynı yani. Peki ya ikisi de yani Simav'ın atıyorum doğusunda diyelim, ikisi de aynı bölgede. Peki, yan yana şunu köy sorayım. Bizim şimdi önümüzde bir harita var. Burada bir bekçi kulübesi var. Noktasını gördün mü bilmiyorum bu bekçi kulübenin evet, noktasını. Evet, izledim dünkü yayına kadar olanı izledim evet. Şimdi burada da Ercan'la buluştukları bir kavşak var. O evet. Kavşaktan Gökçeler köyüne giderken bu Murat Ünver mahallesi o yol üzerinde mi? Zaten dip dibe diyebiliriz yolları bile yani. O aradaki hani kör bir yol vardı ya böyle evet. Asfalt değil de bir altındaki sağ taraftaki Gökçelere gidiyor, sol taraftaki yol Murat Ünver'a gidiyor. O zaman hastanede yoktu. O ara yol zaten çok da fazla kullanılan bir yol da değil. Peki, kör bir yol yani. Ercan'ın evet buluştuk ama 12'yi 10 geçe benden ayrıldı. Bekçi kulübesine gitmedi. Hastane yönüne gitti dediği yerde mi bu Murat Ünver köyü? Aynen yakın yani zaten yakın. Bayağı bir yakın. Yani yakın. Dolayısıyla sen de genç bir adamsın. Bilirsin Teşekkür ederim. Şeyleri baz istasyonlarını vesaireyi. Yani o köyde de Gökçeler köyünde de ya da Ercan'la buluşma noktası da aynı baz istasyonundan sinyal alıyor, doğru mu? İşte zaten ben dün bazdaki bilgiyi öğrendikten sonra zaten bir anda bu geçmiş olaylar aklıma geldi. O yüzden zaten yayına bağlanmak istedim. Belki dedim hani bir yardımımız olur. Çünkü bu Mustafa abimiz bizim garip bir abimiz. Yani şimdi zengin olmuş olsa şu an bütün Simav halkı ihbar etmek için yarışırdı yani birbiriyle. Ama nedense gariban olduğu zaman, kimsesiz olduğu zaman bilmiyorum ben yani kendi adıma öz eleştiri benim. Ya lütfen de biraz Simav halkı bir şeyleri hatırlayan insanlar ihbarda bulunsunlar, bağlansınlar. Yani bu ayıp bir şey değil. Şu an benim ismini verdiğim abimle benim aram çok iyi. Düşman da değiliz. Yarın tekrar oturup çay kahve içeriz. Suçu yoksa zaten ifadesi alınır. Bravo. Telefon sinyallerine bakılır. Olay suçludur veya değildir. Helal olsun sana Emre. Helal olsun sana. Bir şey Özgür. Özgür. Peki efendim? Bu Halil D ne iş yapar? Şu an emekli ama eskiden elektronik işleriyle uğraşıyordu. Kaç, şöyle söyleyeyim biz yıllar önce... Kaç yaşlarında? Kaç yaşlarında? 60 falandır herhalde şu an. 58-60 civarıdır. Peki tahminim. Yani Fırıldak Mustafa'dan para almasını gerektirecek bir durumu var mıydı ekonomik olarak? Dükkanı açtı. Ya aslında yok, dükkanı vardı. Sadece tamir falan yapıyordu. Sonradan işi büyütmek istediği zaman Mustafa bana çok kez para verdi. O zamanlar hatta mark vardı, euro yoktu. Hatta birkaç arkadaşımız daha verdi bu abimize borç para. Onları da ödemedi mesela. Ama böyle bir şey yapacak bir abimiz mi? Kesinlikle de değil yani. Ben sırf burada Simav adına örnek olmak için çıktım. Dedim ki hani benden sonra birileri de bir şeyleri hatırlayıp aa şu da olmuştu deyip yardımcı olunsun. Yani böyle. Sonuçta kimseye iftira atmıyoruz ki. Benim burada bir isim vermemle de o insan suçlu olmuyor. Tabii ki olmuyor. Tabii yani, ki olmuyor. Fakat... Bazı tesadüfler var. Tesadüf diyebileceğimiz ama belki de tesadüf olmayan. Şimdi ayın 6'sını
7'sine bağlayan gece yarısı Mayıs'ın 2014'te saat 00.10'da Fırıldak Mustafa'nın telefon sinyali kesildiği noktada hem Ercan diye bir bakkal var ve onunla buluşuyor, ondan hurda aldığı iddia ediliyor. Bunun yanı sıra ona çok yakın, dip dibe, hatta Ercan'ın şu tarafa gitti diye işaret ettiği yerde de Muradınlar Mahallesi, ki köyüymüş eskiden, şimdi mahalle olmuş. Muradınlar Mahallesi yönünü işaret ediyor Ercan ve o tarafa gittiğini iddia ediyor. Ama orada da artık sinyal kesiliyor. Bu bir. İkincisi, Özgür, senin de belki dikkatini çeker. Evet, hurda topluyor Mustafa, Fırıldak Mustafa. Şeyden de, Ercan'dan da alıyor. Ama o gece Ercan'ın iddia ettiği gibi eğer hurda teslim etmek üzere buluşsalardı, Fırıldak Mustafa'nın hurda taşıdığı o araba orada olurdu. Halbuki evinde, yani giderken o hurda arabasını alıp gitmemiş. Dolayısıyla orada bir buluşma sebebinin başka bir şey olması lazım. Kesinlikle. Para mevzusu ben, kesinlikle. Müsaadenizle şöyle de söylemek istiyorum. Özgür. Ercan abiyi çok yakinen tanıyorum. Onu da anlat bize. Gerçekten de yani benim tanıdığım kadarıyla dört dörtlük bir abimiz, yani hani böyle işinde gücünde bir para pul için böyle bir şeyi asla yapar mı? Kesinlikle yapmaz. Bir de abileri kardeşleri bayağı kalabalık bir aileler. Gerçekten bir borç batağına girse bile ailesi ona hepsi sahip çıkar yani. Çünkü dört dörtlük bir ailesi var. İnşallah da o çıkmasın yani. Ben gerçekten çok üzülürüm o çıkarsa. Yani Ercan Bey aslında maddi olarak Fırıldak Mustafa'dan borç alacak bir adam değil demeye getiriyorsun. Serap Hanım almış olsa bile hani ödememezlik yapmaz. Kendinde durum olmasa bile abileri var onun. Çok saygıdeğer, hep esnaf abilerimiz, yüz yüze baktığımız, sabah akşam görüştüğümüz insanlar. Yani sıkı bir aile birlikleri var yani, kısaca demek istedim. Peki öyle hani çıkarsa dedin, ne demek istedin? Yani sen Fırıldak Mustafa'nın öldürüldüğünü, bir cinayete kurban gittiğini düşünüp hani yani şey, tamamen iddialar karşısında söylüyorum. Eğer cinayete kurban gittiyse umarım Ercan çıkmaz, umarım Halil çıkmaz mı demek istiyorsun? Yani çünkü gerçekten ikisi de çok sevdiğim abilerim benim. Hayır, dediğim gibi ben Fırıldak Mustafa sence bir cinayete mi kurban gitti peki? Büyük ihtimal bence öyle yani. Çünkü kaç sene, 7-8 sene oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şu detaya dikkat çekmek istiyorum. Biz Mustafa abiyle gerçekten çok eski arkadaşız. Bizim iş yerimizde bile yatıp kalktı zamanında. Biz onun mesela çayını, yemeğini, işte böyleydik yani. Saf bir abimiz zaten. Kimseye zararı olmayan, böyle kadınla kızla işi olmayan bir abimiz. Hiçbir kötü alışkanlığı olmayan, kendi halinde Allah'ın melek gibi bir insandı. Yani onun için bir kişi şu diyemez. Hani bana da zamanında şunu yaptı, bunu yaptı. Vallahi diyemez yani. Özgür. Ama ben şu detaya dikkat çekmek istiyorum müsaadenizle Serap Hanım. Buyurun. Şimdi depremden sonraki artçı depremlerde biz beraber çay içiyorduk Mustafa abiyle. Bir anda yine böyle deprem olmaya başladı. Bütün kahve boşalttı. Mustafa abimiz çayını bırakıp da o deprem anında bile çayını bırakmadı. Yani hani yarım bırakmış çayını, gelip tekrar içeceğim demiş ya hani. O çok kafama takıldı benim. Döner yani, gelirdi diyorsun. Yani Cengiz'in yanına dönmüştür diyorsun. Ya şöyle, o çayını zaten yarım bırakıp gitmez yani hiçbir yere. İçer, dibine kadar bitirir. Ondan sonra gider nereye gidiyorsa. Hani çay yani onun için olmazsa olmazdır yani hayatta. Peki Ercan'la buluştular ya, Ercan zaten bunu kabul ediyor. Ercan dedi ki ben geldim Kavşak'tayım dedi. O kadar çünkü yakın ki Murat'cığım değil mi? O Bekçi Kulübesi'nden herhalde bir 30-40 metre, 50 metre mi artık, ne kadar? 100 metre mesafe, 100 en fazla 150 diyelim ama çok yakın. Yani geldim, görüş mesafesinde. Geldim buradayım dedi. Hani acele, çabuk işim de var dedi. O zaman bırakabilirsin de. Ama şunu söylemiş. Bu çayıma dokunma, ben gelip içeceğim. Bu durumda sen o hastane yönüne değil de tekrar çayını içmek için, eğer Ercan'la orada işi bitti vedalaştılarsa, tekrar Bekçi Kulübesi'ne dönmesi lazım benim tanıdığım Mustafa'nın demeye getiriyorsun. Doğru mu? Ya öyle olması lazım ya da o çayını içer öyle çıkar oradan. Hani çayını yarım bırakıp da bir yere gitmez ya. Ben o adamı tanıyorum. Çok iyi tanıyorum. Çünkü ama yani Ercan'ın bir kabulü var. Biz o Kavşak'ta 12-10 gece telefon açtım ve buluştuk diye bir kabulü var. Yani oradan ayrılmış. Peki ama Cengiz şuna, ama Cengiz doğruyu mu söylüyor? Cengiz doğruyu söylüyor. Cengiz doğruyu mu söylüyor? Cengiz gerçekten
evet burada çay içiyordu, yarım kaldı, gitti geleceğim dedi. Cengiz doğru mu söylüyor? Cengiz'i tanıyor belki musun? Belki döndü. Bekçi Cengiz'i, Özgür. Ya onunla hiç samimiyetim olmadı. Zaten o tarz insanlarla benim çok fazla samimiyetim olmaz. Ben burada herkesin tanıdığı esnaf. Evet, o tarz derken. Kişiyim yani. Onu bir açar mısınız o tarzı? Ya ne bileyim hani bizim burada şive olarak it kopuk takımı denir. Biz o tip insanları öyle olarak biliriz mesela. Hani ben samimi de olmam. O tip arkadaşlarla hani benim işim olmaz. Benim onun benle olmaz zaten. Kafalarımız uyuşmaz yani kısaca. Peki bu Mustafa Bey hani çok saftı, kadınla kızla da bir alakası olmazdı diyorsunuz ya. Acaba böyle bahsettiğiniz tarz insanlar Mustafa Bey'den faydalanmaya kalkışmış. Oradan çıkmış olabilir mi olay? Yani böyle bir şey geldi mi hiç kulağınıza? Olabilir çünkü o şahsın Cengiz denilen kişinin daha önce böyle olayları duyuldu yani bu memlekette. Şimdi insanlar her şeyi biliyor da kimse açık konuşmuyor yani. Ne tür olayları? Üstü kapalı söyleyebilirsen sevinirim. Üstü kapalı nasıl söylenir abi? Ya, sen anladığın gibi anlat. Anladım. Serap Hanım. Dayak falan da yedi yani zamanında. Memlekette yani bunu birçok bağlanan yani kişi birileri bağlanırsa yani da anlatır yani bunu. Bu enteresan oldu şimdi. Gerçekten. Evet. Bir anda değişti. Kanım dondu ayrı yani. Bir konu. Kanım yani gitmiş dondu. Ve Serap geri Hanım dönmüş olabilir o zaman Ercan. Kanım bir dondu. Bir de Serap Hanım müsaadenizle. Tabii Özgür. Küçük bir şey daha. Söyle. Şimdi ilk bu olaylar olduğu zaman da o zaman cinayet araması değil de kayıp olarak aranıyor. İşte Simav'da bir yaygara çıktı. Dediler ki işte Aygül'le kardeşi Mustafa otur parası için yok ettiler falan. Bu insanların günahını aldılar. Ben gerçekten buna çok üzülüyorum. Gerçekten böyle bir iftirayı atabilmek için bir gerçekten ele tutulur bir şeyin olması lazım. Bu hala yok. Hala varsa da çıkıp şu an bağlasınlar desinler ki Aygül şunu yapmış olabilir, Mustafa bunu yapmış olabilir. Kimse canlı yayına gelince ortada yok. Arkadan atıp tutmayı herkes çok seviyor. Lütfen bu yapılmasın. Ama bu iddiayı da gündeme getirdiğin biz de soralım. Olabilir. Çünkü bir dakika. Çünkü Mustafa'nın başına bir şey gelmesi halinde gayiplik kararı çıktığı andan itibaren her türlü mal varlığı bölüştürülecek herhalde değil mi? Tabii yani mirasçılar alt mirasçı arasında. Yoksa anne babasını. Evet, şu an anne babası var sadece. Ha, evet. Onlara kalabilir. Tabii.